ikinci anaokulumuzu açtık. Anaokulu çok önemli. Keşke ulusal bir politika olup hızla yaygınlaşabilse. Çocuklarımıza yapılan her yatırım, yapılacak her harcama geleceğimizi inşa etmek için yapılan harcamalar. Hayırlı uğurlu olsun. Narlıdere'miz ve İzmir'imiz. TR35 ekranlarından, Hakkımız Hukukumuz programından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün yine Hakkımız Hukukumuz programında yeni bir konuk ve yeni bir konuğumuzla birlikteyiz. Konumuz ne diyecek olursanız, bugün biraz hukuk kısmını küçük alacağız ama hak kısmını biraz daha yoğun bir şekilde konu olarak işleyeceğiz. Çünkü herkesin yardım etmeye ve yardım almaya hakkı vardır. Bu konu üzerinde biraz yoğunlaşacağız. Tabii ki en büyük yardım etme mekanizmamız olan Kızılay gündemimizde karşınızdayız. Hemen size konuğumuzu da tanıtmak istiyorum. Kızılay Konak Şubesi Başkanı Sayın Ömür Şanlı. Sayın Şanlı hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hukuk kısmı biraz hafif kalacak. Evet. Bugün hak kısmını biraz yoğun şekilde alacağız. Öncelikle Kızılay'ın tabii ki hak dağıtımı ve hak verme konusunda gerçekten hem Türkiye'de hem de dünyada çok büyük bir önemi olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ben şuradan başladım. Yani Kızılay kuruluşunun tarihine girerek ne yapar, ne yapmaya çalışıyor ya da nasıl yapılıyor diye isterseniz önce izleyeceğimize bu konuyla bilgi verelim, sonra detaylara geçelim. Tabii. 1868 kuruluş yılımız. Bu sene nasipse de 154. yıldırımızı kutlayacağız. 1868'de Hilal-i Amer olarak kuruluyor. Birçok savaş alanlarında Hilal-i Amer çadırları kuruluyor o dönemlerde. Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1912 Trablusgarp Savaşı'nda ilk Hilal-i Amer'le tanışmasına gözlerinden bir rahatsızlık geçiriyor ve Hilal-i Amer'le ilk tanışması orada başlıyor ve bizim oradaki o çadırlarımızda tedavisini bir 15 günlük süreyle tedavisini olduktan sonra devam ediyor. Birçok alanda yine Hilal-i Amer'le Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karşılaşması devam ediyor ve daha sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte birçok balolar yapılıyor ve bu gelirlerini de Kızılay'a bağışlıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 1934'te de Kızılay ismini veriyor. O günden bugüne de Kızılay olarak biz devam etmektedir. İnsani yardım örgütüdür biliyorsunuz Kızılay. Sadece Türkiye'de değil birçok gönül coğrafyamızda ve birçok ülkelerde de Kızılay'ın ofisleri vardır. Buralarda da Kızılay olarak faaliyetlerini devam etmektedir. Birçok ülkede Kızılay'ın başlarında bizler varızdır. Alt kadrolar da o ülkedeki, işte hangi ülkedeysek o ülkedeki vatandaşlar olmaktadır. Kızılay, Kızılaç, Cenevre Anlaşması'na bağlı olarak devam eden iki partner kuruluştur. İnsan dünyada tek insani yardım olarak tanınan ve savaş zamanı bilen tarafsızlık yeminli olan iki kuruluş vardır. Biri Kızılay'dır, biri de Kızılaç'tır. Bu iki partner şu anda dönem başkanlıklarında Kızılay yapmaktadır. Bu da bizim için bir gurur verir. Çünkü Kızılay'ın yaptığı faaliyetlere baktığımız zaman gerçekten birçok ülkede örnek olmuştur. Şu anda da dönem başkanlığı Kızılay olarak biz devam etmekteyiz. Yani Kızılay'ın o zaman şöyle bir tarihçesinde bu var. Yani Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayan bir tarihçesi var. 1868'de ilk düşünün yani bu senede 2022 itibariyle de 154. kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. Yani Kızılay'ın ta Osmanlı'dan bu döneme gelen bir misyonu ve görevleri vardır. Mesela biz eski dönemlerde hep Kızılay'ın varlığını özellikle Osmanlı dediğiniz dönemde hep böyle savaş mahallinde Kızılay'ın varlığından ama şu anki konjonktürdeki sistem değişti artık bütün yani savaş hali zaten olmadığı için ayrı bir kuram ama barış halinde de bir
üstüne bir misyon üstlendi misyon, yani. Üstlendi. Evet, ilk biliyorsunuz Kızılay deyince herkesin hemen aklında ya kan birimimizdi ya da işte Allah korusun bir afet olduğunda, bir şey olduğunda çadır kurulması ve sıcak çorbanın verilmesi gibi akla geliyordu. Ama son yıllarda özellikle Kızılay'ın faaliyet alanları değişti. İnsani yardım diyoruz işte biliyorsunuz ülkemizde ve birçok dünya gönül coğrafyamızda da insani yardım kısmında da Kızılay'ı görev almaktadır. Ülkemizde de bu Covid dönemlerinde olsun, İzmir en yakın İzmir depreminde üstlendiğimiz görevlerle lojistik biriminde bizim gıda ve birçok alanlarda şu anda Kızılay'ın görevleri var. Aslında insanlara baktığımız zaman biz Kızılay olarak aslında bir aileniz kadar sizlere yakınız. Neden? Çünkü sizin birçok temel ihtiyaç gıdalarınızı karşılıyoruz. Onun haricinde işte mobilyasından burslara ve birçok alanlarda Kızılay şu anda faaliyetlerini yapmaktadır. Yani eski o çadır kuran işte Allah korusun afet döneminde sıcak çorbayı hazırlayan ve çadırları kuran bir Kızılay'dan çok insani odaklı ve insani yardımları savaş zamanında veya Allah korusun bir savaş olduğunda çadırlar kuran, oradaki bakana, yaralı askerlere tedavisini yapan bir Kızılay'dan bugün geldiğimiz noktaya baktığınız zaman da insani gönül coğrafyamızın birçok alanında bazen hep eleştiriyorlar işte ne işi var Yemen'de, ne işi var Suriye'de, ne işi var ya sadece Kızılay Türkiye'nin değil, tüm dünyanın Kızılay'ı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o kadar güzel bir kuruluş bize emanet etmiş ki bugün baktığımız zaman birçok farklı gönül coğrafyasında Kızılay'ın o Türk bayrağını devletimizin o yumuşak yüzünü orada gösteriyoruz. Şimdi oradaki insanların da aynı şekilde şimdi bir bakıyorsunuz Kızılaç'ın da aynı şekilde birçok ülkelerde faaliyet alanları var. Ben hiçbir Yunanistan, ben aslında Yunanistan vatandaşı, oradan doğmuş biri olarak Türkiye'ye geldim. Benim orada da birçok arkadaşım var ama oradaki Kızılaççılara ne işi var şu ülkede, ne işi var dediğini duymadım. Ya ama, ben hep bunu eleştirmişim. Yani iyilik yapmak için coğrafya ya da sınır ya da etnik yapı falan gerekmiyor. Bir insana iyilik yapacaksanız aynen. Her yerde, her zaman yapmanız gerekiyor. Yardımın aynen bunun şeyi olmaz, sorgulanmaz. İnsani yardımın adı üstünde. İşte son günlerde Afganistan'da bakıyorum. Ne işi var Afganistan'da? Oradaki de vatandaşların da ihtiyacı var. Sadece Kızılay olarak biz yokuz. Orada Kızılaç'ın da var. İnsani yardımlara, oradaki ihtiyaçlı olarak biz orada partner olarak beraber çalışıyoruz. Birçok ülkelerde de biz gözlemci oluyoruz. Onlar gıdayı veya diğer yardımları yapıyor. Bazı ülkelerde onlar gözlemci oluyor. Biz insani yardımları yapıyoruz. Böyle bir görev dağılımımız var. Yani farklı gönül coğrafyasında oluşan bir Kızılay'ımız ve gururla Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ve Kızılay'ın o hilalini dalgalandırıyoruz ve gurur duymamız gereken bir Kızılay var şu anda. Ben de bu lafı söyleyenler şey diye düşündüm. Biraz kapitalist düşüyor. Hani ne işin var orada yatırım mı yapıyorum falan gibi. Bu bir yatırım değil. Bu insanların ihtiyacını karşılamak için aynen, nerede aynen. Gerekiyorsa orada yapıyor. Peki mesela çoğu zaman özellikle son dönemlerde büyük afetler olun işte seldir, depremdir. Evet. Allah kimseyi yaşatmak zorunda bırakmasın. Ama doğal olarak coğrafyamızda bazı bunlar oluyor. Doğal evet. Şeyler. Mesela hemen dikkat ediyorum. Kızılay çok seri bir şekilde hareket ediyor. İşte hemen çadırlar kurulabiliyor. İşte battaniyeler gelebiliyor. Aşevleri kurulabiliyor. Evet. Yani hatta o gönül ordusu dedim bir anda nasıl organize oluyor? Bir sürü insan bir anda çıkıyor. Kırmızı, yani, tabii ben gurur duyuyorum. Yani çünkü yani şey görüyorsunuz yani kendim darda olmasam da darda olan insanın ihtiyacını karşılayacak bir kitlenin varlığı tabii ki insanı birazcık rahat. Peki bu sistem sadece bağışla mı kuruluyor yoksa devletin bunda bir katkısı da var mı? Biz genelde bağışlarla birçok alanda bağışlarla faaliyet gösteren bir kuruluşuz. İnsani yardım odaklı olan ve tabii ki birçok ülkeden de bağış alıyoruz. Mesela Avrupa Birliği'nden de bize gelen fonlarımız vardır veya diğer ülkelerin de vardır. İşte o yüzden dedim ya ne işim var dememek lazım. Çünkü diğer ülkeler de Avrupa Birliği de bize veriyor ki diyor ki Allah korusun bir şey olduğu zaman herhangi bir ülkede ilk müdahale eden siz olun diyor. Kızılay partner olarak gidin o ülkelerde de beraber organize olun. Bu yardım insani yardımları yapın diye. Ya bağış yurt dışından da gelebiliyor. Tabii ki yurt dışından da geliyor ve yurt dışından da aidatlar var. Geliyor yani Kızılay'ın. Geçen yıl 10 milyon euroya yakın bağış Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Yani düşünün siz. Diğer ülkelerden de aynı şekilde geliyor. Ülkemizde de çok duyarlı vatandaşlarımız var. Gerçekten ben Kızılay'a girdikten sonra bunu gördüm. Mesela İzmir'de de birçok vatandaşımız işte o İzmir depreminde bir anda organize oldu. Bütün arkadaşlarımızla beraber bizim afet birimimiz var. Orada bir yerimiz var. Orada hemen anında toplanıyoruz. Diğer şube başkanlarımızla beraber. Hangi ilçede daha fazla sıkıntı varsa o ilçedeki başkanımızla
çalışmalarımız orada devam ediyor. Biz de afet biriminde hemen organize edip dediğiniz gibi gönüllerimizle beraber, gönüllerimiz bu süreçte büyük büyük destek verdiler bizlere. Gerçekten baktığımız zaman tabii biz orada bazı eksiklerimizi de gördük. Yani şu anda gönüllerimizi daha profesyonelce yetiştirmeye başlıyoruz. Gönüllerimizi biz o dönemde sadece o bölgede gelip hemen gönüllülük yeleklerini giyip mücadele eden bir ekipten oluşturduk. Ama şu anda ilk yardımdan tutun birçok alanda gönüllerimize eğitim ve seminerler veriyoruz. Allah korusun onlar zaten bizde kayıtlı. Herhangi bir civar ilçe illerimizde bir sıkıntı olduğumuzda gönüllerimize telefon ediyoruz. Eğer müsaitse de hemen onların ulaşımından oradaki konaklamalarına kadar karşılıyoruz. Ve birçok alanda da Kızılay'ın o yelekleriyle beraber, ama tabii biliyorsunuz deprem bölgesinde kurtarma sırasında bazı aletler kullanılıyor oradaki kaldırması için. Mesela bizim oradaki vadi usulü değişen arama kurtarma ekiplerine kızıyorlar. Biz orada çaylarını ve sıcak olması için lojistik destek veriyoruz. Ve ilk defa mesela burada da çadırlarında da, çünkü sonuçta toz kalmasın diye su itfaiye tarafından atılıyor biliyorsunuz. Islanıyor. Biz çorabından iş çamaşırına kadar onların çadırlarında her vadiye değişiminde onları oraya bıraktık. Tabii orada biz şunu da tespit ettik. Gönüllülerimiz orada tabii ki çay ikram ediyor, bisküvi vesaire, ama bir bareti yoktu mesela. Bu bizim eksiğimizdi ve biz bunu gün ve gün bu tür şeyleri yaşayarak güvenlik sıkıntısından dedik ki tamam, biz bundan sonra o bölümde ikram yapacak gönüllerimizin en azından bir baret olması lazım. Şimdi onları da tedarik ettik. Yani böyle böyle gün güne işte ilk yardım. Ya bazen hep onu şunu söylüyorum. Yani evimizde bile bazı senaryolar yapmamız lazım. En az bir kişinin ilk yardım eğitimini bilmesi lazım. Olabilir. Hepimizin başına gelebilir bu. Sağlık yönünden gelebilir, deprem yönünden bile. İlk hamlemiz ne olması gerekiyor? İşte kapının anahtarının açılması gerekiyor. Ne bunlar, böyle bir senaryolar kendi içimizde yazmamız lazım. Ve herkesin de Kızılayların böyle şubelerine gidip bu eğitimleri alması lazım. Aslında baktığımız zaman ilk yardım eğitimlerini en azından evde bir kişi bile bilse. Siz kendi içinizde gönüllülere bu eğitimleri veriyorsunuz. Şu an evet. Biz bunlara başladık artık. Çeşitli seminerler, çeşitli eğitim şeyleri veriyoruz ve artık bunları gönüllerimize tam profesyonel bir şekilde yavaş yavaş gün güne yetiştirmeye çalışıyoruz. Afet birimimiz dediğim gibi orada oluşturduğumuz o birimde de farklı birimler oluşturuluyor. İlk yardım müdahale edebilecek seviyede kişiler yetiştiriyor, ama en azından bizim gönüllümüz bize geldiğinde, üye olduğunda, kayıt yaptığımızda en azından ilk yardım alması gerekiyor. Çünkü Allah korusun bir şey olduğunda orada çadır alanında da bir şey olabilir. İşte boğazınıza bir şey kaçabilir. Farklı bir şey olabilir. Bunları ilk kalp masajından tutun, başka şeyler, bunları da öğretiyoruz. Bu şu anda bizi daha profesyonel bir şekilde bu İzmir depreminden sonra süreç o sürece götürdü. İnşallah gönüllerimize bekliyoruz. Şubelerimize bekliyoruz. Gönüllü.org biliyorsunuz, gönüllüorg.com Kızılay'a üye olabilirler, oradan da olabilirler. Şubelerimize, en yakın şubelerimize gelerek gönüllü olabilirler. Bunlarla beraber, hep beraber güzel bir şekilde çalışacağız. Siz bizim konuğumuzsunuz. Biz diyoruz, yani tanıtırken de söyledim, Konak Şubesi Başkanısınız ve Konak ilçesi sınırları içerisinde sanki faaliyetinizi yürütüyormuşsunuz gibi diyorum. Sanki şu anlamda söyleyeyim. Geçen mesela ben sizi Bolu'da gördüm. İşte bizim... Bu görev dağılımı nasıl oluyor? Yani Konak'tayken aslında Bolu'da karda mahsur kalanlara çorba dağıtıyordum sanırım. Orada gördüm. Tabii ki. Bu dağıtım nasıl oluyor? Şimdi yani şöyle, biz kendi aramızda da mesela Marmaris bölgesinde biliyorsunuz Muğla bölgesinde yangınlar oldu. Kademe kademe işte kendi aramızda toplanıyoruz. Diyoruz ki ilk iş şube arkadaşımız 3 gün 5 gün neyse o devam etsin. Daha sonra onlar dönüyor. Biz devam ediyoruz. Böyle vadiye usulü kendi aramızda o görev dağılımlarını yapıyoruz. Veya ben Balkanlarla ilgili mesela ben Makedonya, Kocacık, Atatürk'ün babasının doğduğu o oradaki belediye başkanı ve oradaki Ata Lisesi'nin müdürü beni aradı. İşte hem Balkanlı olmama sebebiyle dedi ki ya buradaki öğrencilerimiz var. Bir 30 tane öğrencimiz var. İhtiyaçlı ve ayakkabısından kırtasiyesine kadar yardımına ihtiyacı var. Bunlara yardım yapar mısınız? Dedim ki ya 30 tane öğrencimiz olmasın. Siz biraz daha bunu çoğaltalım sayısını. Olur mu? Olur tabii ki dedim. Yani sonuçta o bölgede ihtiyaçlı olan bize Kızılay olarak geleceğiz. Bunları siz tespitlerini yapın. Bana kızsa, erkekse işte ayakkabı numarası bu, beden numarası bu, X veya large veya small, medium neyse onları yazın, listesini oluşturun, talebini yapın. Biz bunları daha sağlıklı olur. Oradaki soydaşlarımıza da ki oradaki ihtiyaçlı olan ailelere ulaşalım. Yani baktığınız zaman sadece Konak diyorsunuz ama sadece Konak değil,
Kendi içimizde de arkadaşlarımızdan görev dağılımı yapıyoruz. Bazı ilçelerimizde biliyorsun şubeler yoktur mesela. Şimdi daha Karabağlar yeni kuruldu. Ne oluyor? Bana bağlı olduğu için Karabağlara da ben bakıyordum o süreçlerde. İşte bazı diğer ilçelerimizde Kınık gibi, işte Kiraz gibi, diğer bölgelerimizde de bazı şubelerimizin olmadığı yerlerde Torbalı'da mesela yoktu. Şimdi Torbalı yeni kuruluyor. Tire'de yok mesela. Bunları da kendi içimizde görev dağılımları yapıyoruz. Sen diyorsun işte Bayraklı'da yok. Bornova şube en yakın. Diyor ki Bayraklı'ya da ben bakarım. Kemalpaşa'da yok. Kemalpaşa'ya ben bakarım. Kendi içimizde de böyle görev dağılımları yapıyoruz. Şu anda tam profesyonelce işte İzmir Şube Başkanımız Kerem Kın, Faruk Baykalmış'ın ilk atanması ve daha sonra diğer şubeleri çatı altında toplanmasıyla profesyonelce bir oluşuma başladık. Şu anda çok daha sağlıklı birlik içinde hareket ediyoruz. Mesela sizle konuşurken tabii benim Adnan diye arkadaşım da aklıma geldi. Yani onu sosyal medyada tabii da çok takip ediyorum. Çok canlı başlı çalışan kızlarım. Gerçekten yani fedakar, cefakar bir arkadaş. En azından ona da buradan selamımızı iletelim. Başkanı burada. Kendisi eminim sahada çalışıyordur. Şu an sahada inanın. Yani gece gündüz sahada çalışıyor. Şu anda peki çalışıyor. Peki mesela Kızılay'dan siz mutlaka yani böyle afetler vesaireleri zaten bu görülüyor. Yani buradaki insanların ihtiyacı olduğu vesaire. Siz normal şartlarda sizden yardım isteyen size mi ulaşıyor yoksa siz bir araştırma yapıp da tespit mi yapıyorsunuz? Nasıl belirliyorsunuz? Şimdi şöyle bize de başvurular oluyor. Kaymakamlıklara başvurular oluyor. İşte biz bazen o bölgeleri arkadaşlarımız gidiyorlar o bölgelerdeki evlere. Ben son dönemlerde mahalle batkallarına da uğruyorum. Birçok arkadaşımıza diyorum ki biraz da mahalle batkallarına. Çünkü ihtiyaçlı olan bir insan gidip mahalle batkalına yazdırır. Orada mahalle batkallarına da referans almaya başladık. Onları da şey yapıyoruz ama genelde daha çok kaymakamlık üzerine ve şubelerimize başvurularla iş yapıyor. Muhtarlarımız aynı şekilde onlar da kendi bölgelerinde ihtiyaçlı olduğu zaman bize yönlendiriyorlar. Biz bunları tabii ki araştırmasını yapıyoruz. Bize her geleni tamam biz yolluyoruz demiyoruz. Yani sonuçta bir araştırması var. Suistime göz yummuyorsunuz. Tabii ki. Çünkü bizim insanlarımızdan tecrübe bazılarını mutlaka var. Yani suistimal edecek boyutta yani, olmadığı halde alıp ki fil tarihinde hatırlıyorum hani Kızılay'dan battaniyeleri satanlar matanlar bile çıkmıştı. Yani hatta onu önüne geçmek için mecburuz biz de bir araştırmasını yapıyoruz. Sonuçta bizim sisteme girdiğimiz zaman bizim zaten kaymakamlıktaki valilik, aile ve sosyal politikalar hep beraber aynı ortak şeyi kullanıyoruz. Üzerinde bir kayıtlı var mı yok mu araştırmalar yapıyoruz. Kaymakamlıkların sistemleri de çok daha iyi. Onlar çünkü araştırmasını yapmış. %80, %90 kimin üzerine kayıtlı var mı, evi vesairesi, aile durumu, asgari ücret düzeyinde vesaire. Onlar biz üst yazıyla alıp o ailelerimize yardımcı oluyoruz. Hep her başvuran dediğiniz gibi de geçmeyebiliyor da yani. Çünkü baktığınız zaman bazı olabiliyor ama kendini o hissedebiliyordur. Yani benim ihtiyacım var ama baktığımız zaman gelir düzeyini veya ev kayıtlı veya üzerine aracı var vesaire o zaman da olmayabiliyor. Bunlar her başvuranı da biz vermiyoruz yani açık açık. Çünkü sonuçta onların da araştırmasını yapıyoruz. Ama tabii son dönemlerde sosyal market üzerine başladık ağırlıkta vermeye. Şu an Çiğli ve Konak bitti. Nasipse önümüzdeki aylarda şu anda Karabağlar açılacak. Şu an son aşamasına geldik. İnşallah bizim, orada da bizim ilçemizde sonuçta evet, orada da sosyal marketlerimiz olacak. Onun dışında birçok ilçede şu anda meclislerinden geçirecek başvurularımız ve protokol ön çalışmalarımız oldu. Sosyal market ağırlıklı yapıyoruz ki burada da ihtiyacı olan aile hem çocuğunu almış yanına alıp evine giden değil de kendi gidip orada kendi ihtiyaçlarını belirliyor. Yani bir kart veriyoruz. Burada bir tarafında belediye, bir tarafında Kızılay'ın oluyor ve o sistem okuttuğumuz zaman oradaki barkodu onun üzerine kayıtlı zaten. İnceleme yapılmış. Ailenin bütün bilgileri orada. Gidip oradan istediği ürünü alabiliyor. Onlara bir puan yüklüyoruz. Ondan sonra üst kata da gittiğinde kıyafetini alıyor. Mesela Konak iki katlı yerimiz. Çiğli tek katlı. Karabağlar'da tek bir bölümde gıda, bir bölümde de giysisini alıyor. Oradaki şeylere siz de bağış vasıtasıyla mı koymuş oluyorsunuz? Tabii bağışçılarımız. %80'i bizim bağıştan dönen işte. Ben o yüzden teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim toplumumuz duyarlı bir şeyi gördüğü zaman özellikle ilk Çiğli'yi açtığımızda birçok firma sosyal market açtığımızı basında ve sizlerin de sağ olsun basın yönünde bizim çok önemlidir. Basında çıkan haberlerimiz bizlerle ilgili destekleyici haberlerinizi okudukları zaman birçok
gönüllümüz ve işte bizim bize bağış yapmaya bağışçılarımız ne yaptı? Kendileri telefon etti. Biz bunun neresinde olabilir? Ne ihtiyacımız var? Diyoruz ki şunlar şunlar varsa da bize yollayabilirsiniz. Giysi yollayabilirsiniz. İşte gıda yollayabilirsiniz gibi. Tabii biz burada iki aşamalı yaptık bunu. Çünkü bazı engelli ve yaşlı ailelerimiz var. Bunların oraya gelmesi imkansız. Çünkü ya yatalaktır ya da engellidir. Biz bunu tespit ettiğimiz engelli ve yaşlılara da arıyoruz. İşte Ayşe teyze veya Ahmet amca bu ay ne ihtiyacım var? Şunları şunları o söylüyor. Çayını diyor, şekerimi işte tuzumu, biberimi neyse onları biz paketini oluşturuyoruz. Onu da kendi evine götürüyoruz. Böyle hizmeti de yapıyoruz. Sosyal marketle bu belirlediğimiz engelli ve yaşlılarımıza o şekilde devam ediyoruz. Şu an çok güzel karşılığı var. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Var, mesela benim dikkatimi çeken tabii sosyal medyada hem sizi hem Adnan kardeşim hem de Kızılay'ı çok iyi takip ediyor. Sadece yiyecek değil aynı zamanda bir takım ev ihtiyaçlarını falan tabii, filan da bu ara tabii ki. Revaçta olacak bir şekilde. Onu da şu anda Konak Belediye'mizle beraber onu da yapacağız. Biliyorsunuz ikinci el eşya alıyoruz. Siz evinize yeni bir eşya alıyorsunuz. Bizi çağırıyorsunuz, diyorsunuz ki koltuk takımlarımızı ve işte vitrinimizi vesaire bunları biz size bağışlamak istiyoruz. Bizim ekip arkadaşlarımız önce gidip tespitlerini yapıyor. Ona göre araçla gidiyorlar. Kızılay'ın araçlarıyla Kızılay'ın ekipleri gidiyorlar. Bunları tekrar alıyorlar. Biz bunların bazıları bazen kırık olabiliyordu ayağı ve işte yırtık olabiliyordu şeyi ama üzülüyorduk. Yani sonuçta bunların da değerlendirilmesi gerekiyor ve şu anda bunun haricinde bu tip bir tane de biliyorsunuz ustalar ve destek market anlamında böyle bir yer yaptık. İnşallah burada aldığımız bakımını yapacağız bunların. Mobilyalarında bakımını yapıldıktan sonra işte ayağı kırıksa onun tamirat bakımını yapacağız. İşte yırtıksa onun aynı şekilde örtüsünü değiştireceğiz. Bunları da ihtiyaçlı olan ailelerimizin evlerine veriyoruz. Şu anda zaten çok güzel çalışmalar yapıyoruz bu şekilde. Ben burada sizin de aracılığınızdan bizi dinleyen varsa izleyicilerimiz durup bir şey aldıklarında ben mobilyamı işte sandalyemi, masamı ne yapabilirim dediklerinde bizi aradıklarında biz gelip onları direkt evlerinden alabiliyoruz. Ve şey yapıyoruz bir de. Hangi... Siz aradıklarında orada bir numara var mı? Onu da verelim. Bir numara var mı? Bize... Tabii. Şey mi yani konak şubesi diye mi aramadınız? Konak şubesi sabit... olarak 463-02-0'dan da arayabilirler. Bir de bizim biliyorsunuz birçok bölgelerde giysi kutularımız var. Onların da zaten üstünde bizim şubemizin numaraları yazıyor. Birçok kişi oradan da bize ulaşabiliyor. Giysi kumbaralara geleceğim zaten. Aynen oradan da ulaşabilir. Biz 463-02-0'dan bizi aradıklarında kayıt oluşturuyoruz. Gününü belirliyoruz beraber çünkü bazen biz gelebiliriz, siz evinizde olmayabilirsiniz ama şu gün şu tarihte iki tarafta diyoruz ki evet biz o tarihte o gün o saatte sizin evinize geleceğiz, o eşyalarınızı alacağız. Çünkü bazen anlaşmıştır mobilya mağazasıyla ama ona süre vermiştir 3 gün 4 gün. O gün diyor ki bizim yeni mobilyamız bugün gelecek, bugün alabilir misiniz? O kaydı oluşturuyoruz, o gün şey oluyoruz, gittiğimizde zaten yeni mobilyası aynı anda geliyor. Biz de eskilerini alıyoruz. Bu sefer sizin o mobilyalarınızı da ihtiyaçlı olan ailelere veriyoruz. O mutluluğu görmek lazım aslında. Ben hep onu söylüyorum. Yani o mutluluğu sizin belki ikinci el olarak kullanıp daha sonra belki çöpe gidecekti veya herhangi bir yere gidecek ama o insanlara verdiğiniz o mutluluğu görmek lazım, onu yaşamak lazım. Yani neticede ihtiyaç sahibi diyoruz. Yerde yatan, yerde oturan insanların halini düşününce onlara bir kanepe, bir koltuk bile dünyanın en mutlu şeyi olarak görüyor. Peki mesela bağışçılarınız bağış yaparken sizi yönlendirebiliyor mu? Yani nakit ya da gayrimenkul bağış yaptığında ben bunu bağışlayacağım ama şu mahiyette kullanılmasını istiyorum deme şartı getirebiliyor mu? Tabii ki. Şartlı bağış dediğimiz budur. Yani diyorsunuz ki ben şuna şartlı bağış yapıyorum. İşte geçen bir ay ailemiz gayrimenkulünü bağışladı. Dedi ki ben bunun gelirleriyle bunun satılmasını istemiyorum. Bunun gelirleriyle öğrencilere burs verilmesini istiyorum. Ve şimdi biz onu mecburuz. Çünkü biz o şekilde alıyoruz onu. Veya işte diyor ki ben bu bağışı, gayrimenkulü bağışlıyorum buraya yurt yapılmasını. Veya işte mesela huzur evi şu anda biz bir aksilik olmasa 100 yatak kapasiteli bir huzur evi bağış aldık bir yer. İnşallah onu yapacağız. Bir 100 yatak kapasiteli bir huzur evimiz. İşte bir aş evi mesela projemiz var. Bir bağışımız dedi ki ben burayı size veririm. Buraya ben babamı rüyamda gördüm. İlla buraya bir şey yapılması lazım, aşevi gibi.
Yani devamlı 365 gün burada sıcak yemek çıkmasını istiyorum. Bunun şartları neyse bunları protokolünü yapalım. Burasının ben satılmasını istemiyorum. Evet size bağışlıyorum. Bu sizin olsun ama burada yapılacak bir aşevine de ben her türlü bizim de ömrümüz vefa olduğu sürece biz buraya da hem gıdasından hem de her türlü desteği vereceğiz. Ama buranın bir aşev olmasını istiyoruz ve 365 gün belirlenen işte sokakta kalan veya belirlediğiniz yaşlı ailelere 365 gün sıcak yemek gitmesini istiyoruz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en yakın sürede de orayı da aşev olarak yapacağız. 365 gün hem sokakta yaşayan vatandaşlarımızın hem de ihtiyaçlı olan işte veya yaşlıdır evinde bir kap yemeğe gidecek, sıcak bir yemeğe gidecek, engellidir evine bir kap sıcak yemeğe gidecek. Böyle çalışmalarımız da var yani. Zaten ben soruyu soracağım ama 154 yıllık bir Kızılay'ın varlığından bu soruyu sormak da belki şey olacak yani ne derler akıl dışı olacak ama demek ki bizim toplumumuzda gerçekten yardımlaşma ve bağışlama çok, şeyi had safhada yani yüksek. Çok, evet, aynen. Yani bu en azından onu gösteriyor diye düşünüyorum. Peki mesela kumbaralar konusunda ben ilginç geldiği için söyledim. Ki zaman zaman biz de oraya işte çocukların kitapları olduğu zaman atıyoruz. Kullanılmayan kıyafetler olduğu zaman yani kullanmayalım ikinci diye kullanılmayan zaten atmamamız lazım. Çünkü başkası da kullanılmaz. Biz sadece ikinci seviyeye düştüğü zaman yani artık yerine başkası alındığı zaman biz de onları o kumbaraların değerlendirmesi nasıl oluyor? Yani oradan toplayıp bir merkezden hep merak etmişim. Yani kitaplar nereye gidiyor? Ne bileyim kazaklar, gömlekler, pantolonlar, ayakkabılar. Şimdi şöyle bizim bir merkezimiz var. Depolarımız var. Oraya gidiyor ve buradan düzgün olanlar ayrıştırılıyor. Diğer yırtık olanlar vesaire üstü büyüğe gidiyor. Yani sonuçta oraya siz sadece iyi kullanılabilecek olanı değil, kullanılmayacak olanı da atabilirsiniz. Sonuçta hem çevrenizi mutlu edersiniz hem de bir iki öğrencimize... Bir dakika, kullanılmayacak olanı da koyabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki atabilirsiniz. Yani biz, hani, biz korken hep şey düşünüyoruz, ya biz kullanması mümkün değil, bunu niye koyalım ki oraya diyoruz. Yani, verilecek insan da kullanmaz diye düşünüyoruz. Biz onlara ayrıştırma var biliyorsunuz o şeyde. Çünkü ihtiyaçlı olanları, düzgün olanları biz bunları sosyal marketlerde işte bu şekilde değerlendiriyoruz artık. Sosyal marketlerimizde ve de ihtiyaçlı olan temiz onları yıkanıyor sonuçta. Onların bir ilaca yatırılması, yıkanması bir süreci var sonuçta. Çünkü Covid'den dolayı ve şeyden sonra orada bir temizleniyor, ütüleniyor. Bunlar tekrar ihtiyaç olanlara veriliyor. Geri kalan da işte yırtık olan vesaire çöpe gideceğini onlar da üstü bir fabrikalarına veriliyor. Onlardan gelirlerinde burs veya gıda yardımı. Dönüşüm alınıyor oradan yani. Ki oradan dönüşüme gidebiliyor bunlar yani. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Abi biz evdeyken yani hatta evdeyken onun muhabbetini yaptık dedik ki yani bunu biz kullanmıyoruz tamam kullanmıyoruz da bunu sokağa koysak da kimse işte kullanmaz atmayalım falan diye düşünüyorum. Son dönemlerde çok sıkıntılı bir süreç. Aslında bunun aşılması lazım. Çünkü belediyeler buna el attı, farklı şeyler atıldı. Aslında bu işin tamamen Kızılay'a bırakılması. Ben Avrupa'da birçok alanda izledim. Kızılaç yapıyor bunu. Kızılaç yapıyor bunu. Aynı şekilde Kızılaç'ın bir gerili oluyor. Çünkü insani yardım örgütüdür Kızılaç. Biz de aynı şekildeyiz. Türkiye'de de bunun artık son dönemlerde baktığınız zaman birçok kişiler, belediyeler girdi işin içine, farklı firmalar girdi vesaire. Bunları her şeye açık aslında baktığınız zaman. Suistimal açık durumda ya aslında oluyor. Aslında mekanizm olarak hani tamam neticede STK olarak geçiyorsunuz ama 154 yıllık bir temeli olan bir kurumunuz ya da bir yapılanmanız varken ekstra bir yapılanmayı İşte bu şey aslında burada devletimizin de buna bir el atması lazım. Bunun çalışmaları bildiğim kadarıyla şu anda bizim genel merkezin de çalışmaları vardı. Hani Avrupa'da bunun örneklerini sunuldu. Tek elden çıkması lazım bunun. Yani çünkü nedir? İşte Kızılay'sa Kızılay'sa. Daha verimli olur çalışmalar. Tabii ki yani nasıl deri işini bir dönem Türk Hava Kurumu'nu dendik. Sadece Türk Hava Kurumu dışında hiçbir kurum kuruluş, hiçbir şey toplayama sivil toplum örgütü. Bundan aslında böyle olması lazım. Çünkü belediyelerin Kızılay'la beraber protokol yapılacaklar. Bu kısımların burada denetim mekanizması olması lazım. Hangi ilçede ne kadar toplandığını o mekanizma beraber hareket etmemiz lazım. Aslında baktığınız zaman hangi ilçede en çok o ilçede bir ödül verilmesi lazım. O ilçenin vatandaşlarının da ne kadar duyarlı olduğunu zaman zaman basında ve şeyde dekar edilmesi lazım. Böyle bir çalışmanın olması lazım. Çünkü bunun da genel merkezlerin yapması lazım. İşte Kızılay'ın kendi bünyesinde oluşturulacak ve şu anda Kızılay'ın da kendi bünyesinde bir lojistik birimi oluşturuldu. Şu an birçok alanda da görüyorsunuz Kızılay'ın kendi biriminin kutuları da var. İnşallah bu çünkü dediğim gibi yani
bunu yanlış kullanılması vesairesi olabilir. İnsanlar bu suistimal olmaması lazım. Bizlere çamur atılabiliyor, vebal olabiliyor. Bunun en mantığı, benim görüşüm, bunun Kızılay'ın genel merkezinin kendi yapması, kendi lojistik biriminin kurup kendi kutularını kendisi hiçbir taşerona vermeden kendisinin bunu yapması konusunda. Benim fikrim bu. İnşallah bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Çok daha güzel olacak. Şu anda Kızılay'ın kendi lojistik birimi kuruldu. İnşallah şu anda İzmir'de başladılar atmaya kutularını Kızılay'ın kendi genel merkezinin. Çünkü güven olması lazım bir kere. Bunlarla ilgili de şu anda Kızılay genel merkezinin o kutularına, Kızılay gördüğünüz kutulara attığınız zaman bileceksiniz ki doğru yere, doğru insanlara gittiğini. O güveni vermemiz lazım. Doğru. O konuda da şu anda çalışmalarımız inşallah. O da birazcık şeffaflıkla, yani şeyle tabii alakalı, hemen o soruyu da size soracağım. Yani mesela diyelim ki size, ben bir vatandaş olarak merak ettim, geldim Kızılay şubesine, konak şubesine oturdum. Ömür Bey merhaba dedim. Ne yaptınız bir ay içerisinde? Bana bir şeyleri göster misiniz falan dedim. Merakımdan. Hı hı. Böyle bir şeyiniz var mı? Tabii ki şeffaflığınız. Yani şeffaflığa girip internet sitesine ya da oradan buradan ne kadar bağış geldi, kime nereye yardım yapıldı ya da nerelere yardım yapıldı. Böyle bir sistem var değil mi? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Biz 5 kurum tarafından denetleniyoruz. Şimdi bazen hani diyorlar ya belediyeler çok denetleniyor şu kurum. Biz 5 kendi içimizdeki bir birim var bizi denetleyen. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin bir kurumu var. Sayıştay'ı var, dernekleri var. Şimdi tuttuğun zaman 5 tane kurum tarafından denetleniyorsun. Bu olması gerekiyor zaten. Biz ne kadar altıncı olarak, vatandaş olarak biz gelirsek, tabii ki ne kadar biz çok denetlenebilirsek o kadar ben keyif alıyorum. Çünkü denetlenmek iyidir. Her zaman iyidir. Ya kendi içimizde de bizim birimimiz, yönetim var. Ben tek başıma karar vermiyorum ki bunlara. Bir üçlü grup var. Farklı şeylerde ve dönem değiştiriyoruz. Aynı kişiler olmuyor. Biz her aldığımız kararda o üç grup, yani komisyonlarımız var. Gıda alınacaksa da bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyon karar veriyor, firmalar veriyor. Onun dışında ihtiyaçlı olan ailelere de aynı şekilde yönetim karar alıyoruz. İnceleme yaptırıyoruz önce, ondan sonra yönetim karar alıyoruz. O isimleri karar defterimize yazıyoruz. O isimlere gıdasından tutun da ihtiyacı olan giysi ise giysisine kadar, nakdi yardımsa nakdi yardımı, elektrik faturası veya su faturası ödenecekse su faturasını, elektrik, hep bunları aynı şekilde kararlarla alıyoruz. Yani öyle tek başımıza, tek kişi olarak orada bir şey yok. Orada bir üçlü komisyon grubu oluşturuyoruz ve bu komisyondan hareket ediyoruz biz. Yani siz başka olarak tek başınız değil, komisyonla beraber tabii buna karar veriyorsunuz. Yönetimli komisyondan aynı şekilde o arkadaşın ne alınacaksa, nereye ne verilecekse, kime ne yardım yapılacaksa incelenir. Ondan sonra komisyona gider, komisyon onu bize havale eder. Sadece ben imza kısmındayım yani. Mesela bağış kısmında hep şey yapmışımdır, soru işareti değil de daha doğrusu arkasında sorun düşündüğüm şey, mükerrer olabiliyor muyum? Yani artık işi gücü bırakmış, bütün geçimini Kızılay'dan gelen bağışlara bağlamış gibi. Böyle insanlara karşı bir tedbiriniz var mı? Yani hiçbir çalışmadan, üretmeden nasıl olsa bağış alırım, nasıl olsa erzak alırım, nasıl olsa yiyecek alırım. Bu sisteme de bir engel olacak bir mekanizma var mı? Tabii ki var. İşte o yüzden bu noktada dediğimiz sistem geliyor şu anda. Ben hangi tarihte kime ne verdiysem, diğer şubeler de aynı şekilde sizi gelebilirsiniz. Doğal olarak vatandaş olarak Kızılay'ın herkese açıktır. Geliyorsunuz, kimliğinizi veriyorsunuz. Arkadaşımız zaten sizin TC'nizi, oradan isminizi girdiğinde anında hangi birimden, hangi kurumdan, ne zaman, hangi tarihte ne almışsa anında çıkıyor. Bizde de öyle. Bütün kurum şubeler arasında o çalışıyor. Yani siz İzmir şubeden almışsanız, bana gelseniz dahil, ben girdiğimde İzmir şubede hangi tarihte ne almışsınız, nakdi yardım mı, gıda mı, giysi görünüyor mi, görünüyor. Veya Gazi Emir şube veya Karşıyaka şube veya valilikten veya kaymakamlıktan veya aile sosyal politikalardan ne aldığınızı anında, biz sizin girdiğimiz zaman anında hangi tarihte ve ne zaman bütün oraya dökülebiliyor. O yüzden mükerrer olmuyor. Yani. Ama geçmişte olabilir mi? Olabilirdi. Ben de olsaydım o dönemde belki. Çünkü neden? O anda kayıt sistemi, eskiden teknoloji o kadar ilerlememişti. Belki geliyordu. Biz kararını almıştır iyi niyetten dolayı arkadaşlarımız, ama bir İstanbulluyla veya bir Bursa'dan veya
ne bileyim İzmir'in başka bir şubesinden aldığını birbirimize her arayıp da soramamış olabilirler. Öyle geçmişte olmuş olabilir. Ama şu anda sistem... O yetişimsizlikten kaynaklı. Şu an yetişim tabii, çünkü tabii. Siz onu bilgisayarını yoktu o anda göremiyordunuz. Sadece karar defterini aldınız. Yine bilgilerini alıyorsunuz, her şeyini kaydediyorsunuz ama şimdi başka bir şubeye gittiğinizde göremezsiniz. Ama şu an sistem bilgisayarda ne girdiyseniz oradan hangi tarihte ne almışsanız onların hepsi görünüyor. Türkiye'nin herhangi bir ilinden de alsanız, yani sadece İzmir için değil, Türkiye'nin 81 vilayete herhangi bir ilinden aldığınızı biz buradan görebiliyoruz. Yani hı hı. Hangi şubemizden veya genel merkezimizden veya hangi bunların hepsini görebiliyoruz yani. Peki mesela vatandaşların siz şube olarak işte Konak Şubesi, Karabağlar, Bornova, işte Karşıyaka, Kızılay Şubeleri var. Diyelim ki Karşıyaka'da okuyan bir vatandaşımız geldi, size başvurdu. Benim dedi desteğe ihtiyacım var dedi. Ya da tam tersi olsun. Karşıyaka'dan birisi geldi. Karşıyaka Kızılay Şubesi'ne gitmek yerine size gelmeyi tercih etti. Size bağış yapıyor. Siz burada hayır arkadaş bizim ilçemizde oturmuyorsun. Ben sana bağış da yapamam, bağışını da alamam şeyi mi var yoksa alır mısın? Şimdi bağış alabiliyorsunuz. Bunun ilçesi yok yani. Bunun coğrafyası yok, sınırı yok. Coğrafyası yok, sınırı yok. Bu Manisa'dan biri de size... Orada da var ama ben İzmir Şube'ye veya Konak Şube'ye karşı bunda yok. Ama şu var. Bize geldiğinde biz vatandaşı geri çevirmiyoruz. Karşıyaka'dadır dediğim gibi. Biz bunun bilgilerini alıyoruz. Karşıyaka'daki şube çalışanlarımızı atıyor. Çalışanlarımız birbiriyle koordine ediyor ki bize geldi. Biz bütün her şeyini, bütün bilgilerini aldık. Size atın incelemesini siz yapın. Vatandaşı işte siz tekrar Karşıyaka şubeye gitmeyin. İşte hani yorulursunuz ve diyoruz ki tamam biz bundan kaydını yapıp gelmişsiniz bu kadar. Biz bundan kaydını alıyoruz. Kendi aramızda da o birimler, o koordinasyon çalışması var. Bir Bornova'daki konaktan biri gidebilir Bornova'ya. Bornova'daki o çalışanımız veya başkanımız bize atıyor. Diyor ki işte bana sizin sınırlarınızda yaşayan bir vatandaşımız Kızılay'ın görmüş ama girmiş. Kaydını oluşturduk biz. İncelemesi sizde. Biz inceliyoruz, evet ihtiyaçlıysa da biz bunu veriyoruz. Yani kendi içimizde de bu şekilde çalışmalar var. Yani kendi personellerimiz de birbirleriyle zaten koordineli ve diyalog halindeler. Herhangi bir ilçeye gittiğinizde işte Gaziemir'e gitmişsinizdir ama benim sınırımda yaşıyorsunuzdur. Orada görmüşsünüzdür Kızılay'ın bayrağını ve tabelasını girmişsinizdir. Ben ihtiyaçlıyım, yardım istiyorum. Nerede oturuyorsunuz? İşte konak. Tamam, kaydını alıyor, direkt bize yönlendiriyor yani. Biz bakıyoruz, evet uygunsa da biz onların gıdasını yolluyoruz. Şimdi sorumlu şu, yani biz de neticede burada program yapıyoruz. İzleyicilerimiz içerisinde ihtiyaç sahibi olup da şimdi direkt Ömür Bey'e ulaşalım diyecekler. Yani oturduğu yeri düşünmeyecek şimdi. Yani karşıya kadar mı oturuyorum, Çiğli'de mi oturuyorum? Ama bunlar size ulaşmasında, ya Ömür Bey konağa bakıyor. Biz konakta da oturmuyoruz. Onu aramamız ya da ondan bir şey istememiz... doğru olmaz düşüncesine haiz olmasın. Müracaat edebilirler. Siz neticede bunu yönlendiriyorsunuz. Yönlendiriyoruz. Aynı şekilde yönlendiriyoruz. 15 tane şube, 4 tane temsilciliğimiz var sonuçta İzmir sınırlarımızda. 30 ilçe olduğunuz zaman her şubeye de iki kurulmayan bir şube düşüyor. Yani düşünün bana işte Karabağlar olmadan önce veya Buca olmadan önce şu anda şubeleşmeden ben oralara da bakıyordum. Şimdi biz diğer ilçelerimize de bir destek oluyoruz. Yani o yüzden alıyoruz bilgilerini o ilçede mesela Bergama'dan telefondan aramış ihtiyaçlıyım. İşte Bergama'da oturuyor. Ben oradaki Bergama Şube Başkanı'ma atıyorum. Diyorum ki Sayın Başkanım bakın. O sınırlarınızda oturan bir vatandaşımız bizim giysi kutularında numaramızı görmüş. Bizi aramış. Bir bakın inceleyin. Yo, ne yapıyor? O da gidiyor inceliyor. Tamam başkanı inceledik. Uygundur. Biz yardımımızı yaptık. Bunu da geri dönüşümle yapıyoruz birbirimize. Evet. Biz bunu yardımını atıyorum Buca'dan geldi. Tabii Buca'da da Kızılay Şubesi var. Ama hayır, ısrarla sizi tanıdığı için, sizin çalışmalarınızı bir, siz ona yani o bağış isteyen kişiye arkadaş evet senin ihtiyacın olduğunu ben geldim, gördüm, tespit ettim. Birçok insan da bana bunu söyledi. Ben Kızılay Şubesi'nin işte Buca Şubesi'ne hiç söylememe gerek yok. Ben Konak Şubesi olarak
gerekeni yapacağım deme hakkınız var mı? Yoksa bu sınırlarınızı, yani görev sınırınızın dışına mı çıkmış oluyor? Hayır, görev sınırı yok, öyle bir şey yok. Yok. Kendi, yine ben oradaki şube başkanımla zaten birbirimizi koordine ediyoruz. Bazen bende mesela giysi vardır. Diğer şube başkanımızın da giysi kalmamıştır. Diyoruz ki bak, birbirinize yardımlaşıyorsunuz. Tabii ki. Sizin o bölgeden geldi. Elinde var mı diyorum. Yok. Yoksa bende var. Ben yardımcı olabilirim. O aynı şekilde. Başkanım sizin bölgenizde ama elinizde yoksa da bende şu an bu ürünlerimiz veya şu var. Ben bunu yardımcı olabilirim. Biz böyle koordinin içinde çalışıyoruz zaten. Bütün peki, şubeler. Hemen gönüllüler kısmına geleceğim. Çünkü Kızılay'da ben gönüllüler... siz de gönüllüsünüz ama olsun. Gönüllüler kısmı gerçekten ben önem verdiğim için söyleyeyim. Yani vatandaşa bir kez daha ne yapması gerekiyor? Sadece ben gönüllüyüm deyip kırmızı hani elbiseleri giydiğinde gönüllü olduğunu yazıyor. Arkasında Kızılay Gönüllüsü yazıyor. Ama onu yazabilmek için de bir eğitim görmeleri gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Biraz tabii. Daha anlatabilir miyiz vatandaşa? Ya işte diyorum, bizim hangi ilçede oturuyorsa o ilçelerde, eğer şubemiz varsa o ilçenin gönüllüsü olabiliyor. Yani dediğiniz gibi o ilçede oturuyor ama ben şu şubeden de olabilir, o da olabilir, sorun yok. Gönüllerimiz ister site üzerinden girdiğini gönüllü olarak girip kayıtlarını yaptırıyorlar. Daha sonra zaten onlara hangi şubede kaydını yaptırırsa biz onları davet ediyoruz. Dönem dönem işte eğitimleri var, seminerleri var onların. İlk yardımından tutun da işte o alanda gittiğimizde Allah korusun deprem alanında işte ne yapması gerektiğini, işte orada görev dalımları oluyor. Onların da başında bizim resmi kurumun çalışanları Allah bir şey olduğunda gittiğimizde onlara zaten orada görev paylaşımı yaptırılıyor. Onların konaklamasından tutun da şehir dışında bir yere gidilecekse onların ulaşımından konaklamasına kadar biz sağlıyoruz zaten gönüllerimizin. Keyif alırlar yani insanı. Gönüllüyü de o zaman bir de bir donatıyorsunuz yani. Tabii ki, tabii sadece ki. Gönüllüyüm değil mi yani ona yapılması gereken ne gerekiyorsa tabii ki, yani aslında, öğrenmesi gereken. Tabii ki aslında o alması gereken illa gönüllü olmasına gerek yok. Normal hayatta da onun için evinde veya çevresinde birçok alanda Kızılay'ı temsil edecek şekilde işte ilk yardımından tutun da işte deprem olduğuna çeşitli seminerler var. İlk yapması gerekenler ne yapılması bunları anlatılan ekip arkadaşlarımız var. Bunları zaman zaman gruplar halinde oluşturuyoruz. Diyoruz ki onarlı, beşerli neyse gruplar oluşturuyoruz. Bunlara hocaları var. Gelip profesyonel eğitmenleri var. Onları anlatıyor. Yani biz anlatmıyoruz onlar. Tabii ki o profesyonel eğitmenleri var onların. Onları anlatıyorlar. Bu normal hayatta da kendi karşılarına çıkabilecek birçok alanda onlara aslında şans Allah korusun kendi aile içi etrafında tabii, biri tabii. Kalp krizi geçirse, onun için de faydalı bir çok, işte şey boğazına oluyor. Bir şey kaçsa, işte değişik işte bir çocuk bir şey boğazına, bu ilk veya çevresinde bir restorana gitmiştir. Bir çocuk Allah korusun ilk müdahaleyi yaptığı zaman onu zaten kurtardığında o keyfi ayrı bir yaşayacaktır. İşte ev içinde biri kalp krizi geçirse ilk müdahaleyi nasıl panik yapmadan yapması gerektiğini o keyfi yaşayacaktır. Böyle yani çok daha faydalı olacaktır yani. Bundan yaklaşık zaten bir buçuk ay önce bir televizyonda haberlerde gördüm. Bir çocuğun sanırım leblebi mi kaçmıştı, zeytin mi kaçmıştı hatırlıyorum. Genç arkadaşımız kurtardı. Hatta gazeteci arkadaş soruyor hani nerede öğrendiniz? Ben Kızılay Gönüllüsüyüm dedi. Orada yani, öğrendim dedi. Yani, dedim işte faydanın faydası gibi aynen, bir şey yani. Aynen. Hani illa bir şey olması gerekiyor ama hayatın içerisinde her zaman her şey ihtiyaç olabiliyor yani. Peki mesela gönüllüler arasındaki iletişimi nasıl kuruyorsunuz? Sizde mesela konakta çok mu gönüllü var ya da her şubenin değişiyor mu? Her şubenin farklı gönüllüleri var. Zaten onların bizde kayıtları var. Sayısal bir sınırınız yok ama değil mi? İstediğiniz kadar aynen, insan gönüllü olabilir. Tabii. Sınırlı şeyimiz yok. Zaten dediğim gibi biz bunların eğitimlerini falan veriyoruz ama zaten aradığınızda herkesin bir anda gelebilecek şeyi olmayabiliyor. Kim o gün müsaitse de Allah korusun işte Muğla bölgesine gitmiştik. Her kurum işte şube kendi gönüllüsüyle gidiyor. Biz de o anda kendi gönüllerimizi arıyoruz. Müsaitlerse de onların ulaşımını her şeyini hazırlıyoruz. Araçlarına orada kalacaklarsa konaklamasına kadar şeylerini. Oradaki işte kaldığı süre içinde de biliyorsun Kızılay'ın aşevleri var yemek verebilen. Onları da her şeyi organize ediyoruz. Onlar kim müsaitse onları alıyoruz zaten. Bizde ne kadar çok gönüllü olursa o kadar daha keyifli olur. Neden? Şey, WhatsApp grubunuz vesaire vardır. Gönüllüler grubu vesaire. Oraya yazıyorsunuz da şuraya gidecek, gelecek olanlar mı? Aynen. Bir anda onları bizim kadın kollarımız var ve gençlik kollarımız. Şu anda yapılanma o şekilde oldu ve kadın ve gençlik kolları kuruldu. Şu anda kadın ve gençlik kollarımız başladı faaliyetlere. Onlar da çalışıyorlar.
Onlar da bizim elimizi biraz daha rahatlattılar. Çünkü genç yapılaşma. Üniversitelerde mesela şu anda üniversite yapılanmaları başladı. Üniversitelerde de mesela biz Kadir Çelebi Üniversitesi'nde de sosyal market açtık. Gelmişken onda da şu anda çok güzel faaliyetlerimiz var. Orada da ihtiyaçlı belirlediğimiz öğrencilerimiz, bu sadece konak sınırlarında diye bir şey yok. Türkiye'nin herhangi bir ilinden gelmiş ihtiyaçlı olan öğrencimiz oradan gidip giysisini kışın, kışlığını, yazın, yazlığını alabiliyor. Çünkü orada şey yok, gıda bölümümüz yok. Çünkü sonuçta o çocuklar ya yurtta kalıyordur ya da şeyde orada bir gıda bölümü, ama giysi bölümümüz mesela Katip Çelebi Üniversitesi'nin içinde Kızılay'ın kendi çok güzel böyle mağazası oluşturduk. Orada da belirlenen öğrencilerimiz gidip kendileri bedenine göre giyiyorlar. Hangi beden ve işte ayakkabılarını ona göre alıyorlar orada ve hiçbir para ödemeden. Mesela bir dönem sosyal medya üzerinde de oldu. Kızılay'ın özellikle ambleminin olması çocuklara, özellikle okul çağındaki çocuklara yardım ederken çocukların işte fakir, ihtiyaçlı olduğunu gösteriyor ve zarar veriyor çocuklara manevi anlamda vesaire gibi bir takım sosyal medyada da ciddi ciddi tartışmalar olur. Ben özellikle sizin şeylere dikkat ettim. Siz genellikle bağış yaptığınız insanları kolay kolay kullanmıyorsunuz. Hiç yüzünü yani, göstermiyoruz. Yani. Hiç göstermiyorsunuz. Yani aslında burada da bir ayıtlama, bir nevi yani bağış alan kişiyi de koruyorsunuz. Teşhir etmek değil diyeceğim. Görürse de üzerine işte bir çizim yapıyoruz ya, çiçek yerleştiriyoruz. Yani yüz kısmını hiçbir zaman kullanmıyoruz. Sonuçta tabii ki biz de ondan çekimini yapıyoruz ama hiçbir şekilde yüz kısımlarını veya işte çocuksa çocuk, yaşlıysa gençse veya bir şey kullanmıyoruz. Ama en azından faaliyetlerimiz konusunda kullanıyoruz. Diyoruz ki evet, biz yaptığımız faaliyetler bunlar insani şeyler. Ama yüz kısımlarını veya işte adreslerine şey yapan onları hiçbir şekilde i̇şte kullanmıyoruz. Bir elin verdiğini öbürler görmesin mantığı demek ki tam tabii olarak ki oturmuş oldu. Peki mesela şey diyoruz, hani yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da bağışlıyor. Bir vatandaş gelip size, ben size bağışlayacağım ama işte atıyorum Somali'deki insanlar yapıyor, halini üzüldüm. Bunu Somali'deki vatandaşlara bağışlıyorum. Oradaki insan diye size bırakabiliyor değil mi? Bırakabiliyor. Yani kurban döneminde de biz bunu yaşıyoruz. Diyor ki ben bunun işte Somali'de, İşte şu ülkede kesilecek kurban için bağışlıyorum. Bizim zaten yurt dışı ve yurt içi kurban diye belirlediğimiz şey, biliyorsunuz şey var. Yurt içine sessiz. Siz de çünkü diyorsunuz ki ben kurbanımın yurt içinde kesilmesini ve ihtiyaçlı olan insanlara dağıtılmasını istiyorum. Bizim bunlar düşünün 12 ay boyunca dağıtıyoruz. Sonuçta şeylerimiz var, kavurmamız var, kıymamız var. Konserve olarak bunları yapıyoruz. Daha uzun süreçte onların şey yapılıyor. Ve biz bunları şu anda gıda paketlerimizin içine de koyuyoruz. Size kesilen o kurbanları hem et olarak verebiliyoruz hem de kıyma olarak da verebiliyoruz. Artı dağıtım, o zaman da kesilenlerin de bir kısmını anında dağıtıyoruz. Ama tabii siz geldiğinizde diyorsunuz ki benim kurbanımın Somali'de kesilmesini, benim kurbanımın işte Balkanlar'da kesilmesini, şu ülkede, Afrika'da hiçbir şekilde kesinlikle o ülkelerde onlar kesiliyor. O şekilde bağış alıyor şartlı. Veya siz diyorsunuz ki ben bağış yapacağım, şu ülkenin vatandaşıyım, iş adamıyım, ben Türkiye'ye geldim, iş sahibi oldum ama o ülkede de, o kültürme de, o insanlara da bağış yapmak istiyorum. Oradaki ihtiyaçlı olan, belirlediğim şu köyde veya şu onlara dahil gidiliyor. O köye bile gidilip o insanlara yardım. Yani bu ülkenin, bu şehrin, bu toprağın atıyorum gelirini kazanıyorum. Ben o gelirimden buraya bağışım. Şartlı bağış odur. Yani siz nereye bunu, kime demişseniz o şartlı bağış oraya ulaşmak zorunda. Kızılay'ın zaten her yerde olmasının da en büyük faydası bu. Yani insan nereye yardım ettiğinizde diyorum ya, etnik, coğrafya vesaire hiç dikkat etmemek gerekiyor. İnsan neredeyse orada diye. Yani programımızın yavaş yavaş sonuna geldik ama sizin Kızılay gönüllüsü olanlara, özellikle olmak isteyenlere ve onun dışında diğer vatandaşlara bir seslenişiniz varsa onu da alalım, programımızı kapatalım. Dediğim gibi bizim ne kadar çok gönüllümüz olursa biz o kadar çok kişiye ulaşırız. O kadar çok, Allah korusun, bir afet bölümünde, afet olduğunda, doğal afetler olduğunda o kadar kişiye de orada yardım etmiş oluruz. Onun haricinde Kızılay'a güvenilmesini, çünkü gerçekten Gazi Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün koyduğu güzel bir kurum. Bugün birçok farklı coğrafyada da o Türk bayrağını dalgalandırıyor, hilaliyi dalgalandırıyor. O yüzden Kızılay'ımıza sahip çıkılmasını, bizler bugün varız, yarın yokuz. Farklı şey arkadaşlarımız gelecektir ama her dönem Kızılay'ımıza sahip çıkarttığımız zaman göreceksiniz ki, çünkü ihtiyaçtır Kızılay. Ne olursa olsun kan da ihtiyaçtır bugün. Gıda da ihtiyaçtır. Diğer bütün şeyler, sadece Kızılay kan biriminde görüyorsunuz son dönemlerde ihtiyaç var.
şu anda aşırı derecede bir kanda stoklarımızda erimeler var. O yüzden